benim atanacaklarım gelmiş. Kaldırıcın arkasında Kadir hocalarını bekliyorlar. E hocaları da geldi. O zaman en sevdiğim yere koşuyorum. Hop! Neredeyim? Tabii ki beyaz tahtamdayım. Konu başlığımız ne? Bu videoda bağlaç ve ünlemi bitireceğiz. Rahat olun, bu da çok uzun bir video olmayacak. O zaman haydi. Bağlaç diyorum gençler. Buyurun. Şimdi bağlaç konusunu beraber bitiriyoruz. Güzel bir şekilde halledeceğiz. Ve bağlaçla alakalı hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bak şimdi. Bağlaç nedir öğretmen? Şimdi bağlaç dediğimiz şey bir kere şudur. Bağlaç tek başına anlamsızdır. Tamam, çok güzel. Edat'ın da tek başına anlamı yoktu. Ama bak, Edat ile bağlaç farklı. Bağlaç öyle bir şeydir ki, bağlaç cümleden çıkarttığınız zaman her cümle çok fazla zeval vermez. Yerine virgül atarsınız ya da arkadaşlar bir şekilde toplarsınız. Ama Edat'ı cümleden çıkarttığınız zaman cümle tepetaklak olur. Cümle kendini kaybeder. Mesela bir bağlaç örneği vereyim ama iki cümleyi birbirine bağlıyor ya. Seni sevdim ama hiç sevilmedim. Mesela aman yerine virgül koyarsınız, toplarsınız. Ama Edat'ı cümleden çıkarttığın zaman mesela düşünün diyorum ben basit bir şekilde. Diyorum ki ben burada bana göre bu çocuk okumaz diyor. Şimdi bana göreden egöreyi çıkarttığın zaman ben bu çocuk okumaz. Bak gördünüz mü? Anlam zeval görüyor. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Edat üstürüplü bir misafirdir. Giderken yanına anlamını verir, götürür. Tamam mı? Anlamıyla birlikte. Koltuğun altına anlamını sıkıştırır gider. Ama bağlaç öyle değildir. Bağlaçın tek başına anlamsızdır ama beraber anlam kazanmaz. Bağlaçın görevi vardır. Ne yapar hocam? La tuttuğunu bağlar. Tuttuğunu bağlar. Nasıl hocam tuttuğunu bağlar? Bakın isterse sözcükleri birbirine bağlar. Evet. İstersen söz gruplarını birbirine bağlar. İstersen de cümleleri birbirine bağlar. Tamam mı? Bak hadi. Beraber bağlacı şöyle güzel bir şekilde, hatasız bir şekilde görelim. Bak. Kelimeleri birbirine bağlasın mı? Bağlasın. En sevdiğimiz isimleri kullanalım mı? Evet. Binnaz, Dudu. Bak. Kutlusu Pakize. Binnaz, Dudu. Bak. Geldi. Şimdi Binnaz. Bir sözcük mü? Sözcük. Dudu. Bir sözcük mü? Sözcük. Şimdi bunları birbirine bağlatıyorum. Binnaz ve Dudu geldi. Binnaz ile Dudu gel. Öğretmenim ile Edat değil miydi? Ama yerine V koyduğumuz zaman orada bağlaştı. Bak oldu. Binnaz ya da Dudu geldi. Binnaz veya Dudu geldi. Binnaz yahut Dudu geldi. Bak gördünüz mü? Şu an gözünüzün önünde sözcükleri birbirine bağladığına şahit oldunuz. Bu arada bir bilgi. Bak. Elimde mavi kalemim var. Siyah kalemim var. Paragraf sorularına dikkat edin. Siyah kalem ve mavi kalem dediğim zaman ikisi beraber. Tamam mı? Siyah ya da mavi kalem dediğim zaman ya mavi olacak ya siyah olacak. Siyah veya mavi kalem dersem tek başına mavi olabilir. Siyah olabilir veya da ikisi birlikte de olabilir. Buna dikkat edin. Sözcükleri birbirine bağladın. Söz gruplarını da birbirine bağlayabilir. Bakın al. Binnaz'ın kitabı, bak bu bir belirtili isim tablası, söz grubu. Dudu'nun defteri. Evet, yırtıldı diyor. Bak, bu da belirtili isim tablası. Bak bunları da birbirine bağlayabilirim. Binnaz'ın kitabı ve Dudu'nun defteri. Binnaz'ın kitabı ile Dudu'nun defteri yerine V koyduk oldu. Veya, ya da, yahut. Bak gördünüz mü? Mister gibi birbirine bağladı mı? Burada da söz gruplarının birbirine bağladı. Demek ki bu da bağlaç, bu da bağlaç. Gerçekten ne kadar kolay olduğunu hep beraber anladık mı? Bu kadar basit. Peki öğretmenim, bu bağlaç, bağlaç, bağlaç diyorsunuz ya. Buna cümleleri birbirine bağlar mı? Bağlar. Bak,
Yazıyorum. Eve. Erkenden gitti. Ayrı bir cümle. Evde kimse yoktu. Ayrı bir cümle. Eğer evin E'sinde büyük yazsaydım ayrı bir cümle olurdu. İşte bunlar birbirine bağlı. Ev erkenden gitti ama evde kimse yoktu. Eve erkenden gitti oysa evde kimse yoktu. Eve erkenden gitti fakat evde kimse yoktu. Eve erkenden gitti ancak evde kimse yoktu. Eve erkenden gitti lakin evde kimse yoktu. Oo, ne güzel bağladır gördünüz mü? Bak o zaman bunlar da bağlaç mantığı. Peki neyi bağladı hocam dersen? Gördüğün gibi cümleleri birbirine çatır çatır bağladı. Bak yazıyorum. Seni sevdim. Hiç sevilmedi. Bak ayrı cümleler. Seni sevdim bir cümle. Hiç sevilmedim bir cümle. Evet seni sevdim hatta hiç sevilmedim. Seni sevdim ama hiç sevilmedim. Seni sevdim fakat hiç sevilmedim. Seni sevdim ancak hiç sevilmedim. Seni sevdim lakin hiç sevilmedim. Bak bak. O zaman bunlar da bağlaştır. Bak ne kadar kolay olduğunu anladık mı? O zaman şimdi buraya bakın. Basit usulden neler öğrendik? Bana bakın. Gençler, bağlaçlar sözcükleri birbirine bağlayabiliyormuş. Bağlaçlar söz gruplarını, sözcük gruplarının tamlamaları vesaire birbirine bağlayabiliyormuş. Bağlaçlar cümleleri birbirine bağlayabiliyormuş. Tamam mı? Bir tane de tekrar eden ifadeler var. Biz bunlara ne deriz? Tekrarlı bağlaç deriz. Şimdi bana bakın. Nasıl tekrarlı bağlaç olduğunu göreceğiz. Bak tekrar ediyor. Ne? Ne? Ya. Ya. Hem. Hem. Ha. Ha. İster. İster. Bak iyi küçük yazayım. Bak. Gerçekten bunları birbirine bağlayacak. Ne kalem, ne defter isterim. Bak nasıl bağlıyor gördünüz mü? Ya eve git, ya sinemaya gel. Hem evi var, hem arabası var. Ha evde kalmış, ha sinemaya gelmiş. İster evde kal, ister bizimle gel. Aa, ne güzel bağladığını gördünüz mü? Bak, bunlar tekrarlı bağlaştır. Şimdi bana bakar mısın? Dikkatli ol. Soru çıkart. A, B, C, D, E. Hangisinde bağlaç diğerlerinden farklı görevde kullanmıştır? Hepsinde bağlaç var. A, çünkü neden? Kalem ve defter derken sözcükleri birbirine bağlamış. Ama bunlar eve git, sinemaya gel cümle. Evi var, arabası var cümle. Yüklem olsun yeter. Evde kalmış, sinemaya gelmiş. Evde kal, bizimle gel. O zaman burada da bağlaç cümleleri bağlamış. Sonuçta bağlamış mı? Bağlamış. O zaman buyurun rahatlıkla bağlaç deriz. Tamam mı? Bak şimdi hep beraber bakalım. Mesela yazdım. Ali ve Veli. Şimdi ben ÖSYM'yim. Ali ve Veli dedim. Veli burada bağlaştı mı? Evet. Bunların bağladıklarıyla beraber oluşturduğu grubun adı, bak birden fazla sözcük oluşturdu. Bağlama grubu ya da öbeğidir. Bak Edat'ta da vardı, burada da var. Ya da tekrar bağlaçla yapayım. Ne sen ne Ali. Bak bağlaç değil mi? Ne tekrarlı bağlaç değil mi? Tamam bağlaç. Bunların bağladıklarıyla beraber oluşturduğu grubun adı da bağlama grubu ya da bağlama öbeğidir. Tamam mıyız? Evet. Süpersiniz. O zaman şimdi bana bakın. Eski müfredatta şöyle bir şey öğrenirdik biz. Yalnız, ancak, bir, tek. Tamam. Şimdi bana bak.
Yalnız ancak bir tek sözcüklerin yerine eskiden sadece koyduğumuz zaman sadece edat olduğu için edat derdik, artık zarf. Eğer ben bunların yerine ama fakat koyarsam ve iki cümleyi bağlarsa o zaman bağlaştı, hala bağlaştı. Artık zarf. Tamam. Bak şimdi. Yalnızı kullanıyorum. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Seni gördü yalnız selam vermedi. Yalnız taş duvar olmaz. Önceki konularda gidiyorum. Evde yalnız yaşadı. Yalnızız dostlarım. Yalnızız yalnız. Bak böyle gidiyor. Şimdi yalnız, 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 yalnız. Yalnızların sadece benim için bak yeşil yeşil yerine sadece koydum yeni müfredata göre zarf. Seni gördü ayrı bir cümle, selam vermedi ayrı bir cümle ama fakat anlamında kullandı bağlaç. Bak ayırt ettim. Yalnız taş duvar olmaz, ismin önüne nasıl taş, yalnız taş sıfat. Fiile sordum nasıl yaşadı, yalnız yaşadı, bu da zarf. Yalnızız dostlarım derken aslında şunu demek istiyor. Yalnız insanlarız dostlar. Evet, isim bu da sıfat. Önündeki düştüğü zaman bu yalnız olmuş. Biz buna ne diyorduk o zaman? Adlaşmış sıfat diyorduk. Doğru mudur? Evet. Adlaşmış sıfat da ad, isim. Çünkü cinsiyet değiştirmiş derdim her zaman. Evet. Ancak kullanalım beraber. Hadi. Bu dünyada ancak seni sevdim ben. Ya da ancak bu sınıfa iki kişi sığar. Seni gördü. Ancak hiç sevinmedi. Bak. Şimdi bu ancak seni sevdim ben. Ya da ancak iki kişi zarf. Sadece koydum o zaman zarf. Seni gördü ayrı cümle. Sevinmedi ayrı cümle. Ama fakat la bunları birbirine bağladı. Bağlaç. Bak. Bu dünyada bir seni sevdim ben. Bu dünyada tek sana güvendim. Bak, sadece seni sevdim. Ve sadece sana güvendim. Yerine sadece koyduğum için yeni müfredatta. Bunlar zarftır. Bunlar da bilme. O zaman bağlacın temel mantığını anladık mı? Anladık bence. Şimdi bağlacın bazı özel durumlarına izninizle hemen geçiyorum. O zaman tahtamı siliyorum ve bağlacın bazı karışacak noktalarını ve yeni müfredatta etken olan yerlerini size göstereyim. Ayrı yazılan bütün D'ler bağlaştır. Ayrı yazılırsa bağlaştır. Şimdi dur. Ben şimdi yazımla alakalı bir hususa da gireyim. Şimdi D. D'den Türkçe'de iki tane vardır. Bakın D bazen bulunma hal ekidir. Bazen de bu de bağlaçtır. Nasıl ayıracağız şimdi? İyi bakın. Bulunma hareki olan de bitişik yazılır. Bağlaç olan de ayrı yazılır. İki yöntemle bakabilirsiniz. Benim size uygulamanı istediğim yöntem şu. Cümleden çıkar. Çıkardın mı? Cümleden çıkarttığın zaman. Baktın anlam bozuldu. Bitişik yazarsın, halekidir. Anlam değişebilir. Ama anlama zeval herhangi bir şekilde gelmedi, bozulmadı. O zaman ayrı yazılır. Tamam mı? Bak, bir yöntem daha var, onu da söyleyeceğim. Şimdi yazıyorum. Sokaklarda lambalarla aydınlan. Sokaklarda geçti hazin öyküm. Bak,
Şimdi daha değerlere bakalım. Cümleden çıkarıyorum. Sokaklar lambalarla aydınlandı. Anlam bozulmadı. O zaman ayrı yazılır. Ayrı yazılan daha değerler bağlaştır. Çok kolay biliyor musun? D'yi ayrı yazılıyorsa eğer altına bağlaç yazıp geçiyorsun. Okumana bile gerek yok. Sadece yazımla alakalı bir husus gösteriyorum. Sokaklar geçti bu hazine hüküm. Bozuldu. O yüzden nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Bu da bulunma hal ikidir. Tamam mı? Bu arada bir tane daha D koyabilirsiniz. Bak. Hal ikinin üstüne bir tane daha koyarsan olur. Sokaklarda da geçti bu hazine hüküm. Bir yerde geçmiş, sokaklarda da geçti. Yalnız bağlaç olan üstüne bir tane daha D koyarsanız olmaz. Sokaklarda da lambalarla aydınlandı. Yani böyle de yapabilirsiniz. Tamam mı? İki şekilde. Şimdi bir örnek daha yazayım. Siz bana yazımın doğru mu yanlış mı olduğunu da söyleyin. Tamam mı? Selim de beni arayıp halimi sorar. Selim beni arayıp halimi sorar. Bozulma olmadı. Ayrı yazıldı. Zaten ayrı yazılanlar bağlaştır. Tamam mı? Selim de kaldı bu güzel kalemliği. Bak, Selim kaldı bu güzel kalemliği. Olmadı. O zaman bu bitişik yazılacak. Selim'de bu hal ikidir. Anlaşıldı mı? Evet, ayrı yazılan D'nin iki tane türevi vardır. Bak, türevi derken yakın anlamı. Birisi dahidir, birisi biledir. Özellikle bile çok zordur. Dahi ve bile ayrı yazılan D'nin yakın anlamlarını verir. Bunları gördüğünüzde de ne diyeceksiniz? Bağlaş diyeceksiniz. Yani annem de gelsin. Annem de gelsin. Annem dahi gelsin. Annem dahi gelsin. Ya da annem bile gelsin. Bak gördük mü? Evet. D dahi bile. Bunlar da nedir gençlerim söyler misiniz bana? Otomatikmen bağlaç olarak karşımıza çıkar. Mevzuyu hep beraber kolay bir şekilde anladık mı? Bir de ise vardır. Bak annem beni seviyor, babam ise sevmiyor. Bu da bağlaçtır. Şimdi müfredat değişiminin yaşandığı bir nokta. Herkes lütfen dikkatini bana versin. Ki Türkçe'de yıllarca biz 3 tane ki anlattık. Ama şimdi artık son dönem işte son müfredatta 4 tane ki bileceksiniz. Birinci ki, ikinci ki, üçüncü ki ve dördüncü ki. Bak bir, benim öğrencim en güncelini bilecek. Birinci ki, sıfat yapan ki. İkinci ki, İlgi zamiri olan ki, bunları daha önceki videolarda anlattım, bir kere daha tekrar edeceğim. Üçüncü ki, bağlayan bağlaç ki. Dördüncü ki de müfredata yeni eklendi edat ki. Sıfat yapan ki ile ilgi zamiri olan ki, bitişik yazılan kilerdir. Ve bağlaç olan ki ile edat olan ki de ayrı yazılan kilerdir. Bakın bana. Şimdi bakın. Ve olayı beraber çözümleyelim. Hemen şöyle sildim. Olayı çözümlemeye amadeyiz. Bak. Sıfat yapan ki. Gençler. İsmin önüne gelir. Ve isme sorulan hangi sorusuna cevap verir. Tamam mı? İlgi zamiri olan ki de şudur. Ben ki çıkarıp yerine isim koyabilirsem ilgi zamiridir. İlgi zamiri olan ki'den önce ya M harfi gelir ya N harfi. Yani Manisa'nın M'si ya da Niğde'nin N'si gelir. Mesela yazıyorum. İyi bak. Aşağıdaki ev. Sabahki yayın. Bak, ev ve yayın isim mi? İsim. Ya da sabahki program. Hangi ev aşağıdaki?
ismin önünde. Hangi yayın? Sabah. M'ni harfi de yok. O zaman bu sıfat yapan ki. Daha önce anlatmıştık, tekrar etmiş olduk. İlgi zamiri olan ki, ki'yi çıkarıp yerine isim koyuyorsun. Senin evin mavi, benimki yeşil. Ki bitişik yazılıyor. Tamam, yazıyorum. Selim'inkinin tekeri patlamış. Yazdım. Şimdi ki'leri alıyorum. Ki'leri alıyorum, aldım. Yeni isim kullanabiliyor muyum? Senin evin mavi, benim evim. Selim'inkinin tekeri patlamış. Selim'in neyi olsun? Arabası. Jetta değil mi Selim? Evet. O zaman yeni isim kullandım. Kendinden önce de MN harfi var. Tamam. Bitişikte yazılmış. Tamam. O zaman buradaki ki'lerde gördüğünüz gibi ilgi zamir olan ki'dir. Ve bunlar gözünüzün önünde nasıl yazılmışlar? Bitişik yazılmışlar. Ne kadar kolay değil mi? Bağlaç ki ayrı yazılır. Çok kolay. Adı size bağlıyor lan. La vallahi bağlıyor. Hadi bağlatalım beraber. Bak. Neşeli ol ki genç kalasın. Kadir Hoca eline kalemi aldı ki anlatmaya başladı. Bak. Neşeli ol ayrı bir cümle değil mi? Genç kalasın ayrı bir cümle değil mi? Kalemi aldı ayrı bir cümle. Anlatmaya başladı ayrı cümle. Arasına gerçekten bağlamış. O zaman bu da bağlaç ki. Ve ayrı yazıldı. Edat olan ki. Bu cümle sonuna gelir. Cümle sonuna gelir. Tamam mı? Cümle sonuna gelir. Yakın mı anlam verir bazen? Tamam mı? Sana ne dedim ki? Bana kızdın. Böyle de olmaz ki. Böyle de olmaz ki gibi. Ve bakın cümle sonuna gelmiş ve ayrı yazılmış. Bu da edat olan ki'dir. Ve bunlar ayrı yazılır. Tamam. Buna dikkat ettiğimiz zaman olay biter. Şimdi sana metin vermiş ya da. Bak. Sabah ki programı açtı ki çok şaşırdı. Şimdi sana hangisi bağlaç demiş. Bu olmaz. Bitişik yazılmış zaten ismin önünde. Sıfat yapan ki. Baktım. Bunu bağlamış. O zaman bağlaç. Bazı soru bankalarında hatalı görebilirsiniz. Bağlaç. Tamam. Şöyle kullanmış. Eve gelir mi ki? Bak şüphe anlamı verdi. Cümle sonunda mı? Cümle sonunda. Herhangi bir şeyi bağlamamış. Bağlaç değil. Ve cümle sonunda olduğu için edat olan ki'dir. Bak eskiden buna da bağlaç diyordunuz, şaşırmayın. Peki yazımıyla alakalı ler koy. Olursa bitişik yazılır. Aşağıdakiler benimkiler, seninkiler. Tamam tek başına. Ler koy olmaz. Neşeli ol kiler genç kalasın. Sana ne dedim kiler? Bak böyle de bitişik ayrı yazılmasını bulabilirsiniz. Peki bağlaç olduğu halde artık kalıplaşmış bir şekilde kiler, bazı kiler bağlaşmış. Ama bunlar artık bitişik yazılır hale gelmiş. Artık başka bir sözcükle yeni bir sözcük türü, yeni bir mantık oluşturmuş. Bunları nasıl kodluyorduk sizinle? Som bahçemi yazıyorduk. A ile E'yi karalıyorum. İki tane M var ya. Bu karaladım A'yı buraya aldım. Bu karaladım E'yi buraya aldım. Evet. Sanki'deki ki artık kalıplaşmış. Sanki'nin tamamı artık bir zarf haline gelmiş. Oysa ki buradaki ki'ler kalıplaşmış. Madem ki, belki, halbuki, evet İç Anadolu'da halbuki diyorlar yanlış. Çünkü ünlü uyumuyla çünkü olmuş. Meğer ki artık bunlar kalıplaştı. Artık bunlar çok 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 eskiden sadece ki'ler bağlaştı, artık kalıplaştı, beraber yaşamaya başladı. O zaman bağlaçın zor bir yanı var mıymış?
D ve K'ye dikkat edeceksin. Ve yeni müfredata göre bakacaklarımıza bakacağız. Peki. Beyaz tahtayı yine kullanacak mısınız? Ünlemde şimdi hemen 3-4 dakika kullanacağım. Yer açıp kullanacağım. Ama ünleme yer açmadan ben bağlaçla alakalı birkaç soru çözmek istiyorum. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Bak, başka bir sayfada Sümerler vardı. Yazının icadıydı, tarihi başlatan. Tıpkı şiir yazmaya seninle başlamam gibi. Her şiirim Orhun'da, abide misali. Misali burada gibi demektir. Değil mi? Evet, su misali aktı ömür. Gibi. Gibi nedir? Eda, tek başına anlamı yok. Beraber benzetme anlamı verdi. Ve her zaman bağlaç, bağlaç, bağlaç. Bak ya cevap ya ay ay. Şimdi geldik. Mi. Soru edası değil miydi? Mi anlamı yok. Ama beraber soru anlamı veriyor. Evet o zaman. Bazen pekiştirme anlamı verir. Mavi. Mi'ler edattır. Buyurun edat. O zaman doğru cevap Adana. Bak, bu kadar basit. Şimdi geldik. Edek. Tek başına anlamı yok. Sonsuza dek derken zaman anlamı vermiş. O zaman edattır. Evet. Bile. Daha biraz önce anlattım. Bak dikkat edin sorulur dedim. Ayrı yazılan D'nin türevi bile bağlaçtır. O zaman bile. Bağlaç. Cevap Ceyhan. Bak ne kadar kolay değil mi? Evet. Hangisinin türü farkıdır? İ'nin yerine V koyar olursa bağlaçtı olmazsa edattı. Türkiye ile ABD, Türkiye ve ABD dünyada ekonomik zenginliğe sahip ülkelerin başına gelmektedir. Oldu. Bağlaç. Ayrı yazılan D her zaman bağlaç. Ve bağlaç. Ama gibi anlamı yok. Beraber benzetme anlamı kazandı. Edat cevap denizdir. Ama da nedir? Bağlaçtır. Tamam mı? O zaman cevabın denizde olduğunu kolayca anladık. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bağlaçlar bazen cümle başında bile kullanabilir. Mesela ben. Ama seni sevmiştim. Evet, bir şeye bağlamıyor gibi ama aslında kendinden önceki cümleyle arasında bir ilgi kuruyor. Orada bir bağlantı kablosu oluşturuyor. Bunu da unutmayınız. Şimdi haydi ben tahtada şöyle kendime bir yer açayım. Minicik bir konu var. 5 dakikalık bir konu. Hemen ünlemi anlatayım. Ondan sonra soru çözüp videomuzu bitiriyoruz. Minicik bir konu. Ünlem. Öğretmenim ünlemde nelere dikkat edeceğiz? Hemen anlatayım. Gerçekten ünlem bir. Ünlem seslenme verir. Evet. Bazen de duygularımızı anlatmak için vardır. Üzülme, sevinme, şaşma. Bak beraber seslenme. Hey! Hey! Şşt! Pşşt! Alo! Bak gördünüz mü? Bunlar seslenme. Bazen de duygularımızı verebiliyor musunuz? Bak. Of, sıkılma duygu. Tüh, üzüldün. Vah, üzüldük. Bak, ben demek ki arkadaşlar, buyurun, bunlar benim için ünlemdir. Tamam, normal bunu anladık. Şimdi bana bakın. Normalde isim olarak kullanılan bir sözcük cümlede ünlem haline dönüşebilir. Seslenme verirse. Normalde fiil olarak kullanılan bir sözcük de cümlede ünlem haline dönüşebilir. Göstereyim mi? Bak. Normalde isim olarak seviyorum. Ali gelmiş. Ali bir isimdir. Ama Ali'yi seslendim, ünlem oluşturdum. Gördünüz mü? Normalde fiil. Selim'e dedim. Selim, 2 kilo et yeter mi? Hocam dedi. 2 kilo yeter. Yetmekten geniş zaman fiil olmuş. Ben şimdi diyorum yeter. Al. Hani vardı yeter imdat. Buyur. Al sana ünlem. Gördüğünüz gibi hop işte bu şekilde karşımıza çıkıyor. Değil mi? Peki tam tersi olabilir mi hocam? Normalde ünlem olarak kullanılan bir sözcük. Ünlemlikten çıkıp atıyorum isim. Ya da atıyorum fiil olabilir mi? Mesela tek başına kullanıyorum. Vah! Eyvah! Bak gördünüz mü? Aa! Bunlar ünlem. Şimdi ben diyorum ki İlyas'ın
Ahı gitti, vahı kaldı. Ahı gitti, vahı kaldı diyor. Bak ben. Ah, vah demiyor. Ahı gitti, vahı kaldı. Bak gördün mü? O zaman burada isimleşmiş. Değil mi? Peki ben. Ahlanmak anlamında kullandım. Bak aldı, ekle, fiilleşti. Bırak eyvahı işine bak dedim. Eyvah isim. Eyvah dedim ünlem. Değil mi? Eyvahlanmak dersen fiil. Bu şekilde dönüşüm karşımıza çıkar. Evet. Şimdi bir test çözüyoruz beraber. Hadi. Bu dizelerin hangisinde edat vardır? Edat arayacağım. Bak, Bağlaç'ta karıştırma. Bursa'da bir eski cami avlusu yok. Küçük şadırvanda şakırdayan su yok. Orhan zamanından kalma bir duvar yok. Onunla aha iler zaman sıkışır. Onun ve bir yaşta olmadı. V koyduk olmadı. Edat buyurun. İle her zaman dikkat edin. Eliyor dört yana sakin günü yok. Yani cevap deniz. İkinci soru. Hangisinde edat ve bağlaç vardır? Edat da olacak bağlaçta. Avrupa'daki savaş Almanya'nın teslim olmasıyla şimdi ile. Teslim olması ve Mayıs 1945'te bitti. Olmadı. O zaman bu edat. Bana edat ve bağlaç demişti. Sadece edat buldum, eledim. ABD ve Japonya... Aha, ve bağlaç. Her zaman. Japonya arasındaki savaş yaklaşık 4 yıl sürdü. Ben edat bulamadım burada da. Bağlaç var, gitti. ABD, Japonya işgal girişimlerine başladı ayrı cümle. Ancak bu ABD için çok çetin bir savaş olacaktı ayrı bir cümle. Ancak cümleleri birbirine bağladığı için bağlaç var mı? İçinin tek başına anlamı yok, cümle içinde kullandığı için edatla da örnek verdik. Var mı? Tamam, o zaman cevap C. Bitti. Diğerlerine bakalım. O dönemki ABD hükümeti tahminlerine göre, tek başına anlamı yok, beraber anlam kazandı edat. Evet, Japonya topraklarında en az 500 bin Amerika askerinin ölmesi söz konusu olabilir. Bu da yok. Sadece edat buldu. Evet. ABD silahla bomba geliştirme çalışmaları da yapıyordu ve bu bombalar 1945 yazında artık kullanıma hazırdı. Silah ve bomba geliştirme. Çok güzel. V koydum oldu. Bağlaç. Ayrı yazılan daha de her zaman bağlaç. V de bağlaç. Lan üç tane var ama hepsi bağlaç. Değil mi? O zaman burada da yok. Artık kullanım hazır derken de bu zarf değil miydi? Yani bundan sonraki süreçlerde zaman anlamı veriyordu. Cevap C. Bu parçayla ilgili hangisi yanlıştır? Bir cümlede bağlaç vardır. İkim değişikliğinin olumsuz etkileri doğrudan ya da dolaylı olarak bak. Ya da her zaman bağlaç. Doğru. İkinci cümlede sıfat ve zamir bulunmaktadır. Bazı etkiler derken bazı ismin önüne gelmiş. Belki sıfat var. Zamir var. Düzedeyken bazıları önüne isim gelmemiş. Bu da belgisiz zamirdi. Çok güzel. Bu da var. Üçüncü cümlede belirtili ve belirtisiz sıfatlanması vardır. Isı değişimleri derken ek almış, ek almamış. Bu belirtisiz isim tanımı. Sellerin yoğunluğu derken ikisi de ek almış. Bu da belirtili isim tamlamasıdır var. Dördüncü cümlede edat bulunmaktadır. Bakıyorum. İnsanlar ve V bağlaç, diğer tüm canlılar iklim değişikliği nedeniyle. A ile. Bak ileler hep gözünüzden kaçıyor değil mi? Nedeni ve farklı sorunlar olmadı. Edat. O zaman var. Beşinci cümlede bağlaç kullanılmamıştır. Bakın. A, V var. Bağlaç kullanılmamıştır diyor. Kullanmış ya lan. La V var ya. O zaman cevap Edirne. Bak burada da V var. Bağlaç. Değil mi? Ha şu edat. Birbiri ile yakından ilgilidir. Birbiri ve ilgilidir olmadı. Bu da edat. Ama bana bağlaç kullanılmamıştır demişti. Ben buldum. Edirne. Hangisi yanlıştır? Birinizde de belirtili isim tanması vardır. Başımın üstü. Evet isim isim ikisi de kalmış var. İkinizde de edat kullanmıştır. Mımi, mımi soru edatıydı. Gördüğünüz gibi edat vardır. Üçüncüde de belirtisi tanması vardır. Tavus kanadı, tavusun kanadı dememiş. İkincisi ek almış, belirtisi tanması var. Dördüncüde de bağlaç kullanmıştır. Ne de gerginliksiz tozam tozam. Bak gördünüz mü? Hop de. Ayrı yazıldığında ne oluyordu? Bağlaç oluyordu. Vardır. O zaman cevap beş. Değil mi? Edirne. Beşincide de edat ve bağlaç vardır. Öyle ele geçmez, kayıcı uzaksın. Edat da yok, bağlaç da yok. Cevap Edirne'dir. Evet etkinliğimiz.
Cümlelerin burada aşağıdaki numaralanmış cümlelerin türünü demişiz de şöyle diyelim. Hemen düzeltmemizi yapalım. Sözcüklerin türünü bulacağız. Tamam mı? Numaralanmış olan şeyler sözcük. Arkadaşlar bundan önceki konularla birlikte toplam karma bir etkinlik. Kültür yaşadığımız dünya, dünya isim yaşadığımız önün önüne geldiğine göre sıfattır. Zaten anası mezar dikecek bir sıfat fiili vardır. Geleceğe doğru sağlıklı adımlar. Doğru, doğru şekilde kullandığı zaman ne oluyordu? Edat alıyordu. Bak bitti. Evet geleceğe doğru derken yönelme anlam veriyordu. Önemli bir unsur. Unsur isim. Nasıl unsur? Önemli unsur. İsmin önüne gelmiş sıfattır. İnsan her zaman doğrunun peşinden koşarken. Ne zaman koşarken? Her zaman. Zarftır. Evet. Yalnız doğru adımlar atmaz. Sadece doğru adımlar atmaz. Sadece koydum zarf. Burası bir cümle. Doğruya ulaşmak için insanın yanlışa düşmesi gerekir. Bir cümle. O zaman çünkü bunları bağlamış. Bağlaç. İçin edat, mak için derken amaç sonuç anlamı vermiş. Ne yaptığını bilen bireye atıyorum ödev yaptığını. Yerine isim koydum. Zamir. Birey derken isim. Anlar. Evet ayrı bir cümle. Bunu hiçbir zaman tam ve eksiksiz yapamaz. Ayrı bir cümle. Ama fakat anlamına gelmiş bağlaç. Bunu derken bu evi deseydi işaret sıfatı olurdu. Ama bunu dediği için zamir. Yapamaz. Evet yüklem. Nasıl yapamaz tam ve eksiksiz fiile sorduğum için bu da zarftır. Ha içindeki ve falan bağlaçtır ama altı çizili yerin tamamı soruluyor bana. Hem gerçek hem hayal. Hemen tekrarlı bağlaç. Hatta bir hem de buraya saklanmış. Şeydir. Atıyorum kitaptır. Yerine isim kullandım. O zaman zamir. Belgesiz zamir. Nereye giderse, eve giderse yerine isim kullandım. Zamir, soru zamiri. Sabaha karşı bak ekleşmiş. Eklerle kullanılanlar zaten edatta ek karşı şekilde kullanılmış. Edat ve yönelme anlamı vermiş. Birçoğuyla, birçok adam deseydim sıfat olurdu. Birçoğu dedim zamir. Birkaçımız, birkaç adam deseydim sıfat olurdu. Birkaçımız o zaman burada zamirdir. Bizler yarının neler getireceğini ek almış isim. Neler getireceğini kitaplar getireceğini yerine isim kullandım zamir. Bak edair ekle birlikte kullanmış edat. Sürekli planlar yaparız. Ne zaman? Sürekli. Her zaman o zaman zarf fiile sorulan soruya cevap verdi. Dünyanın en uzak köşelerinde. Köşe isim. Nasıl köşe? Uzak köşe niteleme sıfatı. Ne kadar uzak el. Bak miktar zarf. Fiili derecelendirdi. Bir de her zaman ne dedim? Edat. Değil mi? Dünyanın en uzak köşelerinde bile insanlar yaşar ve onların hayalleri. İnsanı kastettiği için kişi zamiri. İnsan dışındaki bir şeyi kastetseydi işaret zamiri olurdu. Her ünlü isim gelseydi o adam gibi sıfat olurdu. İnsan doğaya hakim olma arzusu derken isim. Kendi neydi? Bu yılda sınavda çıktı zaten 2024'te dönüşük zamiri. Mahvetme ve sonuçlanmıştır. Olmadı. Olmadığı için edattır. Oysa evet seni seviyorum oysa hiç sevilmiyorum. Oysa bağlaştır. Bazen cümle başında kullanabilir. Herkes. Yerine Ali Veli Selam'ı getiriyorsun. Zamir. Belgesiz zamir. Başkası. Yerine Ali Veli Selam'ı getiriyorsun. Zamir. Belgesiz zamir. Bak. Enden bir daha çıktı. Rakip isim. Nasıl rakip? Büyük rakip. Ne kadar büyük? En. Bunu derecelendirdi. Zarftır. Miktar zarfı derecelendirme üstünlük zarfıdır. Geceyi ek almış isim. Her an. An isim. Zaman demek. İsmin önüne geldiği için sıfat. Büyük bir gayret. Gayret isim. Nasıl gayret? Büyük gayret sıfat. İşleyenler ancak geleceğe bir şeyler bırakabilir. Yerine sadece koydum. O zaman nedir bu? Zarf. Eskiden ne diyorduk? Yerine sadece koyduğumuz zaman ne diyorduk? Edat diyorduk. Artık yerine sadece koyduğumuz zaman ne diyoruz? Zarf diyoruz. Anlaşıldı mı? Aman dikkat ediniz. Bak burada da yaptık. İnsan her zaman doğrunun peşinde koşarken yalnız doğru adımları atmaz. Sadece artık ben yerine sadece koyduğum zaman edat demiyorum, zarf diyorum. Bunu da vurgulaya vurgulaya anlattım. Evet, ödev zamanı. Artık büyük ödev geldi. Önce taktiklerle paragraftan tip 16 ve test 16. Sonra muhteşem kitabımız. Buyurun. Tamamı kare kod çözümlü. Hem kare kod çözüm var. Hem de ne çözüm var? Yazılı çözüm var. Muhteşem kitabımızdan. Buyurun arkadaşım video çözümlü.
edat, bağlaç, ünlem hepsi çözülecek. Her çözemediğiniz sorudan karekottan bakın. Yazılı çözüm var ama karekottan bakın. İkisinde karekotunu bizzat ben çözüyorum ve karekottan bakın. Güncel çözümleri, çünkü bundan çözümler de ister istemez değiştiriliyor. Sürekli Türk Dil Kurumu'na göre üzerinde oynama yapılıyor. Aa, bir deyim, bir hikaye olmazsa olmazımız. Bakın, diş bilemek. Birini diş bilemek. Kötülük yapmak için fırsat beklemek. Hıncını gösterir bir durum almak. Peki bu nasıldır? Bak, hikayesine bak. Müslümanlar haçlılar, savaşacaklar. Haçlı keşif takımı var. Önden Müslümanlar ne yapıyordu? Yani böyle gidiyor, bakıyor. Müslümanlar dereye iniyorlar. Allah Allah. Ne yapıyorlar? Ellerinde bir tane ağaç parçası var. Evet, bizim misvak dediğimiz şey. Ve onunla ağaç parçalan dişlerini alıyorlar. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Dişlerini temizliyorlar yani. Tamam. Bizim ağaçlar bakıyorlar. Ulan buna ne yapıyor diyor. Sonra suyla ellerini, yüzlerini, ayaklarını yıkayıp gidiyorlar. Abdest alıyorlar. Allah Allah. Bu ne olduğunu anlamıyorlar. Düşünüyorlar. Lan bunlar harbe hazırlanıyor diyorlar. Sonra gidiyorlar orduya. Bunlar bize saldıracak diyorlar. Bunlar dişlerini bilediler aha böyle. Lan bizi ısırıp koparacak diyorlar. Ve sonra aha bir saldırıya karşı harekat kuruyorlar. Ve saldırıyı engellemeye çalışıyorlar. Yani diş bilemek bunların, Haçlıların bizim Müslümanları gördükten sonra o diş bilemeyi yanlış anlıyorlar, misvakla dişi temizlemeyi. Ve kötülük yapmak için fırsat beklemek, hıncını gösterir bir durum almak, yani diş bilemek. Buradan, aa Müslümanlar bak dişlerini biliyorlar, bizi ısıracaklar, bizi koparacaklar, bizi mahvedecekler. Bizi yakacaklar, kötülük yapmak için fırsat bekliyorlar anlamında bunu yayıyorlar. Artık o günden sonra diş bilemek, kötülük yapmak için fırsat beklemek anlamında kullanılıyor. Hikayesi de budur. Anlaştık mı? O zaman Kadir Hoca'nın sizleri çok seviyor ve bağlaç ünleminde bu videoda bitirdik. Hem soru çözdük, hem etkinlik yaptık, hem konu işledik. Şimdi sıra nerede mi? Tabii ki fiillerde. Fiiller sizi bekliyor. Diğer videoda fiillerde görüşmek üzere. Özleşelim biraz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Thank you.